Evet arkadaşlar, Maral Falfa Osmanlı'ya herkese selamünaleyküm. Büyük arazimizde yine incelemeler için geldik. Buradaki bitkiler şu an bizim boyumuza ulaşmış. Yani yaklaşık en boylu olanları 1.80 boylarında. Tabii ki yine alttan gelenler var demiştik. Onlar da 1.5 metre boyunda. Arkadaşlar gelişim çok harika. Bakın görüyorsunuz. Büyük arazide, açık alanda en büyük ekim sahamız burası. Yani Türkiye'de en büyük ekim yapılan arazi. Maral Falfa Supermafer Papopi. Yeşil alanı. Maşallah ayık arazi diyor. Burada bir tek bizim arkadaşlar hava sıcaklığımız bakın yine bulutlu hava. Yani sıcaklık bir şekilde artmadı. Bu sene mevsimlerden dolayı. Yoksa bitimiz şu anda kesin boyuna ulaşacaktı. Biraz sıcağı seviyor. Evet arkadaşlar. Diyoruz ya, yeşil altın. Hayvancılıkta olmazsa olmaz Maral Falfa yeşil altın. Diyoruz kaba yemimizi minimum maliyetle üretip hayvanlarımıza çok ucuz şekilde besleyeceğiz. Arkadaşlar şu bitki yemyeşil bitki. Yani bu bitkide hayvan doya doya yesin. Bol bol yesin. Zaten çıkmış olduğumuz şey bu. Hayvanı doyuracağız. Hani bazıları diyor hayvancılığı kurtaracağım. Hayvancılık arkadaşlar öyle çelik satmayla değil. Bu şekilde büyük arazi ekipte Türkiye'de Maral Falfa silajını piyasaya sürmek, insanlara göstermek, hayvancılara birebir izah etmek de olur. Şu anda ciddi manada bağlantılarımız gerçekleşti. Yani yurt dışı, yurt içi ve büyük araziler bunlar. Yani 5 dönüm 10 dönüm değil. Çok büyük araziler. Siparişlerini aldık. Buradan çıkacak olan büyük çoğunlukla hem çelik hem de silajını bağlantıları yaptık. İnşallah Türk hayvancıları olarak herkese hayırlı olur. Evet arkadaşlar, Sefa Bey bir gezelim. Maşallah. 10 numara. Burada şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu arazide biz ne hayvansal gübre ne de kimyasal gübre. Hiçbir gübre ve kullanmadık. Yani normalde hayvansal gübre atacaktık biz buraya. Tabii ki otla mücadelemizde arazi büyük olunca başaramayız diye hayvansal gübre de atmadık. Kimyasal gübre de atmadık. Yani şu bitki şu anda hiç sıfır gübre. Ne kimyasal ne hayvansal gübre, sıfır gübreyle bu hale geldi. Dediğim gibi yani burada kütleye bakın arkadaşlar. Yoğunluğa bakın. Maşallah. Allah izin verirse havalar iyi sıcak giderse arkadaşlar yaklaşık olarak her zaman diyorum 20 gün sonra bir aya kadar da bir şey olacak ama hava sıcaklığına bağlı. Büyük ihtimalle bir 20 gün sonra gireriz bu araziye. O zaman da silaj yaparken işte gösterileri paylaşacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz araziyi. Yani bu arazinin takımdan takıma 300 metre uzunluğu var. İsterseniz yavaş yavaş çekelim. Arazi gezmekle bitmez.
Zamanımız da fazla yok bu kadar. Hayvancılık böyle kurtarılır arkadaşlar. Ben ektim kazandım politikasını vurguluyorum. Yani bu yemle hayvancılıkta fazla öten şey yok. İster boş yoz hayvanlar, ister etlik, ister sütlük, küçük baş, büyük baş ne yaparsak yapalım. Artık bu arazi hiç bitmez, hiç bitmez. Kulaçlı bit, yüklü bit, broad bit. Evet Sefa Bey. Hava bulutlu. Bir türlü hava ısınmadı. Ama harika. Yaklaşık bir 10 günden beri gelmiyorum araziye. On numara. Evet arkadaşlar. Marafa Alfa Osmanlı'dan herkese selamlar. Hayvancılığı kurtarmak bu olur arkadaşlar. Şu araziyi yani bir gezip bir hayvancı olarak kendim de hayvancıyım demiştim. Gezdikten sonra hayvan beslemek, sıfır maliyetle hayvan beslemek, çok ucuz maliyetle hayvan beslemek akıl kârı değil. İnşallah tüm Türkiye'de yayılır bu. Temennimiz bu. Herkese selamünaleyküm.